Bu bölümde 3. polimer malzeme grubumuz olan termoset polimer malzeme gruplarını görüyor olacağız arkadaşlar. Termoset malzemelere genel olarak baktığımızda özellikleriyle ilgili en temel özelliği üzerinden bunları tariflemek istediğimizde bu malzemeleri işleyip şekil verme işlemini tamamladığımızda ısıtıldığında artık sertleşiyorlar ve sürekli olarak bu hallerini koruyan polimer malzeme grupları olarak bunları tarifleyebilmemiz mümkün. Termoset malzemeleri bizim yeni Yeniden işleyebilmemiz veya yeniden şekillendirebilmemiz mümkün değildir e, değildir. Em e, ayırt edici özelliği olarak e, bunu ifade edebiliriz. Aslında e, bu e, bir açıdan baktığımızda ilerleyen kısımlarda göreceğiz. Negatif bir özellik olarak değerlendirilebilir. Şimdi Termoplastik veya termoset malzemeleri bu ikisini birbiriyle kıyasladığımızda bunlar arasındaki temel ham madde farkına baktığımızda termosetler sertleştirildiğinde artık kalıcı olarak katı halde kalırken termoplastik özellikteki malzemeleri biz yeniden eritip kullanabilme imkanımız bulunmaktaydı. Termoset malzemeler ısıtıldığında ne yapıyorlar? Bir polimerleşme reaksiyonu gerçekleşiyor, meydana geliyor ve sonuçta yapısal olarak sert, rijit bir yapıya sahip bir malzeme elde etmiş oluyoruz. Bu konuda termoplastikler ve termosetleri birbiriyle kıyasladığımızda tam tersi özelliklere sahip malzemeler diyebiliriz. Hatırlarsak termoplastikler nasıldı? Biz ısıtmaya başladığımızda sıcaklıkları arttığında yumuşuyorlardı ve camsı geçiş sıcaklığının üzerine çıktığımızda da onları artık şekillendirebilmeye başlayabiliyorduk. Termoset malzemelere baktığımızda böyle bir durum söz konusu değil diyebiliriz. Peki termoset malzemelerin genel olarak özellikleri nelerdir? İsterseniz biraz bunlardan bahsedelim. Yeniden işlemeye uygun değildirler. Bu ne demek? Geri dönüşüm olarak bunları kullanamıyoruz. Geri dönüşümlü olarak bunları kullanamıyoruz. Termoplastikler nasıl zincir yapısına sahipti? Doğrusal bir zincir yapısına sahiptiler. Termoset malzemelere baktığımızda ise ee, polimerlerdeki polimerlerindeki bağ yapıları e, çapraz şekilde işte bu nedenle biz bunları işte e, geri dönüştürüp e, tekrar kullanamıyoruz bu e, günümüz koşullarında oldukça negatif bir özellik olarak e, gözükebilir tabii ki çünkü e, daha çok geri dönüşümlü malzeme kullanımına özen gösteriyoruz yapılarımızda e, bu durumları e, bu şekilde değerlendirebiliriz üretim prosesi olarak baktığımızda ise yani ısıtıldıktan sonra bunlar sertleşti e, artık bir daha eski e, halinde e, getirip kullanamıyoruz. Bu açıdan baktığımızda üretim proseslerinde kısıtlayan bir özellik oluşturduğunu ifade edebiliriz e, bu kısmın. Devam edersek sert ve mukametli bir yapıya sahiptirler. Tabi e, biz hem polimer olsun hem de sert ve mukametli bir malzeme grubum olsun dediğimizde bu, bu gruba başvurabiliyoruz. Bu özellikleri sayesinde özellikle işte yapı sektöründe dış cephe e, giydirme ürünlerinde tercih edilirler e, diyebiliriz. Yüksek sıcaklık değerlerine dayanıklı olmaları da yine avantajları arasında özellikle sıcaklığa dayanıklı malzeme gereksinimi olan e, örneğin elektronik ürünlerde elektrik ürünlerinde bunları e, kullanmaya tercih ediyoruz. Çapraz bağlı molekül yapısına sahiptirler e, diyoruz. E, bu aynı zamanda sert ve rijit e, yapıda olmalarına ve aynı zamanda geriye dönüştürülememelerinde de etkili bir özelliktir diyebiliriz. Kimyasal etkilere karşı dirençleri yüksektir. Burada özellikle korozyon direnci kimyasallara karşı direnç istenen yerde bu özellikleri nedeniyle yine tercih edilebilirler düşük ilk yatırım maliyetlerine sahiptir. Yani biz bunları tekrar işte ısıtıp belli bir şekilde sokup işleyemediğimiz için burada nedir? Direkt olarak kullanma işte öncesinde bir kalıp maliyeti vesaire gözetmeksizin bir üretim prosesiyle bunları kullanabilmemiz mümkündür diyebiliriz. E, bu malzeme grubunda yani termosetlerde yeniden e, işlenememelerinin e, negatif bir özellik olduğunu ifade etmiştik. Bu negatif özelliklerinin yanında yine yüzeylerinin boyanması zordur. Zor bir süreç e, geçir, geçiririz e, termoset malzemelerin genel olarak boyanması açamasında, boyanın tutulması kısmında. Deforme olurlarsa bunları düzeltme imkanımız yoktur. E, yani tekrar şekillerini değiştirip e, işte parçayı, yapıyı veya malzemeyi eski haline getirip e, şeklinde bir durum söz konusu e, değil. E, bunu da ifade etmiş olalım. Peki örnek olarak bunlara baktığımızda bu malzeme gruplarına vereceğimiz örnekler nelerdir? Mesela bakalitler. Görselde işte bakaliti kullandığımız bir alanı söylüyor, e, görüyoruz. Burada çe çeşitli sertlik cihaz e, parçalar olabilir. İşte bunların e, bakaliti alıp sertlik ölçüm cihazının altında sertlik cihazın ucunu batırarak ne yapabilirsiniz, sertliklerini ölçebilirsiniz veya bu numuneleri uzun süre satlamak istiyorsanız yine bakalit alarak satlayabilirsiniz. Özellikle rijit ve sert bir polimer malzeme istiyorsak aynı zamanda bu rijitlik ve sertliğin yanında ısıya dayanım istiyorsak bakalitleri tercih edebilmemiz mümkün. Burada numune alma kısmında bakalitleri kullandığımızı görüyoruz. Bu sayede numuneler uzun yıllar muhafaza edilebilme imkanına kavuşmuş oluyorlar. Yine bu malzeme türünü elektrik parçalarında sıkça kullanıyoruz. Isıya karşı dirençliler aynı zamanda düşük sıcaklıklarda büzülme oranları da az olduğu için yine asitlere suya karşı dayanım istediğimiz malzeme grupları için bakalitleri tercih edebiliriz. Epoksilere baktığımızda epoksi reçineler yine burada evimizde gördüğümüz süs ürünlerinde masalarımızda çeşitli yapı elemanlarında yoğun olarak kullanılıyor. Epoksi malzeme grupları hem aynı zamanda yapıştırma işlemlerinde de kullanılmakta. Bu gibi malzemeler ilk başta sıvı olarak işte uygulanıp sonrasında ısıtılmaya bıraktığında bunlar polimerleşme reaksiyonu göstererek kalıcı katı şekil değiştirme kalıcı halde katı bir şekle sahip oluyorlar. Epoksi malzemelerin genel olarak ısı ve kimyasal dirençleri yine yüksektir diyebiliriz. Bunu yanında darbe dayanımları yüksektir. Yani bu şekilde e, diyelim ki ahşap ve epoksiden oluşan bir e, masa grubu oluşturulmuş e, veya e, diyelim ki şu şekilde e, ev eşyalarınız var. Bir lamba olabilir, bir süs eşyası olabilir. Düştüklerinde hemen zarar görmezler. Darbe dirençleri yüksek olmaları nedeniyle. Yapışma ve yapıştırma gücü yüksektir epoksilerin. İşte epoksilerle biz farklı plastikleri, camları, e, farklı yüzeyleri, ahşapları, metalleri kuvvetli bir şekilde birbirine yapıştırarak farklı kombinde malzemeler elde edebilmemiz mümkün. Aşınmaya karşı dirençli özellikle bu özellikleri nedeniyle işletmelerde işte zeminlere epoksi kaplarız mesela özellikle Fabrikalarda epoksi kaplı zeminler, montaj alanlarında epoksi kaplı zeminler kullanılır. Bu hem görsel açıdan bir fabrikaya güzel bir ortam oluşturulmasına katkı sunar, aynı zamanda aşınma direncinin yüksek olması nedeniyle dayanıklı bir zemin oluşturmamıza bizde imkan sağlar diyebiliriz. Baktığımızda diğer bir örneğimiz. Termoset silikon malzemeler, silikon malzemelere baktığımızda yine günlük hayatımızda biz bunu kendi evimiz içerisinde de kullanım örneklerini görüyoruz. İşte özellikle yapılarda sızdırmazlık işlemlerinin sağlanmasında sızdırmazlık sağlanması gereken noktalara biz ne yapıyoruz? İşte silikon çekiyoruz mesela. Sıvı halde çekiyoruz İşte onlar belli bir süre sonra e, kuruyorlar ve e, kalıcı şekillerini alıyorlar aynı zamanda e, silikonlar e, malzeme yapısı olarak insan vücudu ile yüksek uyuma e, sahip olmaları nedeniyle de medikal anlamda e, kullanımları e, oldukça yüksek e, burada e, silikon malzemelerin genel olarak düşük ve yüksek sıcaklık performanslarının iyi olması nedeniyle yine fırın gibi yapılarda joint olarak kullanıldıklarını söyleyebiliriz. Farklı kullanım örneklerini piyasada en görmemiz mümkün. Polyester malzemelere baktığımızda polyester malzeme sentetik yapıdaki e, polimerlerdir. Yani yapay olarak üretiliyorlar. Polyester kumaşlar var. Bunların lifleri çok güçlü. E, bu nedenle özellikle tekstil ürünlerinde, ev tekstillerinde, e, yapı malzemelerinde biz bunların kullanımını görüyoruz. Çok dayanıklı bir yapıya sahip. Kimyasal etkilere yine dayanıklı. Esneme ve büzülme özelliğini de bu malzeme grubuyla istersek e, sağlayabiliyoruz. E, korozyona karşı, aşınmaya karşı dirençli bir malzeme. E, yine e, bu da yapı malzemesi olarak kullanılmasında önemli rol e, oynayan özelliklerinden bir tanesi. Termoset polimer malzemeler genel olarak bu şekilde. Yani burada termoset malzemeleri biz bir prosesten geçirip bir ürün oluşturduğumuzda artık o şekil kalıcı hale geliyor. Bunu işte ısıtarak vesaire yaparak farklı proseslerden geçirerek tekrar geri kazanalım, tekrar kullanabilelim gibi bir durumumuz söz konusu değil. Rigid, mukametli, sert bir yapıya ihtiyacımız varsa yine kullanabileceğimiz bir polimer grubu diyebiliriz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere